Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Yeni bir proje ve videoyla birlikteyiz. Benden uzunca bir süredir istediğiniz, özellikle DC motorların yük altında devrinin ve torkunun düşmesini engelleyen bir proje ile karşınızdayım. Bu projeyi daha önce görmediğinize eminim arkadaşlar. Bu projemizde birlikte DC motorların yük altında sabit tork vermesini sağlayan bir uygulama yapacağız. Gelin birlikte projemize başlayalım. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz, elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre Octopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin.
Projemizi tamamladık ve motorumuzu çalıştırdık. Burada bulunan pot üzerinden motorumuzun devri frekans kontrollü olarak değiştiriliyor. Motora yük uyguladığımda ise feedback hattı üzerinden çıkış voltajı denetlenerek daha fazla akım çekilmesi ve frekansın değişmesi sağlanıyor. Bu sayede motorumuz sabit bir devirde dönüyor arkadaşlar. Özellikle elektrikli bisiklet uygulamalarında ya da buna benzer yük altında motorun devrinin düştüğü durumlarda kesinlikle kullanmanız gereken bir uygulama. Dediğim gibi motor çıkışı sürekli kontrol edilerek gerektiğinde sistemin daha fazla akım çekmesi sağlanıyor. İsterseniz sistemi bir de osiloskopa bağlayalım ve osiloskop üzerinde çıkış frekansının nasıl değiştiğini birlikte gözlemleyelim. Şu an motorun boştaki devrini ve uygulanan frekansı görüyorsunuz. Yük altına aldığımda ise yaklaşık 2 kHz'e kadar frekansımız yükseliyor. Motoru durdurmakta gerçekten zorlanıyorum arkadaşlar. Devir değişmese dahi motor gerçekten çok güçlü bir şekilde dönüyor. Bakın zaten buradaki hareketten görebilirsiniz. Şu an bir pense ile sıkıştıracağım. 1.6 kHz. Hatta 2 kHz değerlerini görebilirsiniz. Daha anlaşılır olması için motor devrini iyice düşürüyorum arkadaşlar. Ayarlı güç kaynağı üzerinden çekilen akımı görebilirsiniz. Yine buradan da frekans bilgisini görebilirsiniz. Yük altında motor devrinin sabit kalabilmesi için 3.3 amper çekilirken buradan da 1.2 kHz değerini görebilirsiniz. Böylece projemizi tamamlamış olduk.